Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün konu anlatımı yapacağız. Peki hangi dersi anlatacağım? Bugün sıklıkla daha önce de soru gelen ve birçok dosyer tarafından sıklıkla karıştırılan bir konu olan bizotaj konusunu halletmeyi ve bugünden itibaren böyle bir soru gelirse bunları rahat bir şekilde cevaplamanızı sağlamayı planlıyorum. Şimdi öncelikle sizin bildiğiniz bir şey var. Bizotaj nerede yapılır? Herkesin herhalde kesin bir şekilde bildiği şey varsa o da İşte diyez damak kapatmada, anterior restorasyonlar yapılırken bukkal bölgede estetiği artırmak amacıyla yapılan bizotaj. Peki posterior bölgeye gelirsen ne oluyor? İşler birazcık karışıyor. Bir kere posterior bölgede bizotaj deyince aklınıza iki şey gelecek. Bir tanesi kompozit, diğeri de metal döküm arkadaşlar. Bu ikisi aklınıza sıklıkla gelsin. Diğerlerinde bir istisna var. Onun dışında herhangi bir şekilde onlar da bizotaj yapmıyoruz. Peki kompozitten nerelerde bizotaj yapacağız? Buna geçmeden önce bir mantığını anlatayım ki rahat bir şekilde zihninize otursun. Arkadaşlar kompozitte bizotaj yapamayacağınız bir bölge okusal kuvvetlerin geldiği bölgedir. Neden hocam? Şimdi arkadaşlar şu bir diş kenarı olsun. Şura mine dentin olsun. Burası diş. Bu da kompozit olsun. Eğer ikisi okusal bölgede bu şekilde birleşirse kompozitte herhangi bir şekilde kırık olmaz. Ancak siz şu şekilde yaparsanız şöyle düşünelim. Evet. Şurası yine mine, burası dentin, burası kompozit. Oküzal yüklerin geldiği bir bölgede sen burada kompozit ince bir şekilde bırakırsan burası kırılır arkadaşım. O yüzden ne diyoruz? Oküzal kuvvetlerin geldiği bölgelerde bizotaj yapılmaz. Birazdan anlatacağım kuralın hepsi bunun üzerine gelecek kompozit için. Şimdi nerelere bizotaj yapabiliyoruz? Kompozit için ne demiştik? Oküzal yüklerin geldiği posterior dişlerdeki bölgeleri yapmıyoruz. Yine okuzal kuvvetlerin geldiği anterior dişlerin nereleri var? Palatinal ve lingual duvarlar. Burayı da yapamıyorsun. Ek bilgi, bir de eğer mine çok inceyse özellikle servikal bölgede yaptığımız restorasyonlarda gingival kısımlarda birazcık ince kalabiliyor mine. Eğer minenin komple uzaklaşma riski varsa bizotaj yapma ki mineyi komple uzaklaştırma. Temel kuralımız bu olacak. Peki nerelere yapabiliyoruz? Bunun cevabı da yine aynı. Kompozitler için okuzal kuvvetin gelmediği yerlerde yapabilirsin. Nere kalıyor zaten? Okuzale yapamazsın demiştim. Bukkal ve lingual uzanıyorsa kavite yap arkadaşım. Hiçbir sıkıntı yok. Peki başka nereye yapabilirim? Eğer sınıf 2 kaviten çok genişse darsa yine yapmıyorsun. Burada görmüş olduğun gibi şu hatlara yapmanda hiçbir sakınca yok. Çok daha iyi olur. İyi bir geçiş sağlamış olursun. Peki ne kadar bir bizotaj yapman gerekiyor? Genelde posterior dişler için 0-2 0,5 mm 45 derece açıyla yapıyorsun. Peki anterior bölgede tavsiye edilen textbook bilgisine 0,2 ile 2 mm arasında kaç derece 45 derece açıyla yapıyorsun? Yani kompozit için bütün olay bu. Tekrar ediyorum, mantığı oklüzel kuvvetlerin gelmediği bölgelere yapıyorsun. Neden yapmıyordun oklüzele? Şurada da anlattım zaten. Karmaşık bir şey yok. Mantığını anlarsan çok rahat bir şekilde cevaplayabilirsin ki buradan daha önce DUS'ta soru gelmiş arkadaşım. Diğer de aklına gelecek olan şey neydi? Metal döküm restorasyonlarda. Metal döküm restorasyonlar kendilerine has bir preparasyon şekline sahip. Diğer hiçbir restorasyon için bu şekilde preparasyon yapmıyorsun, bunu unutma. Metal döküm restorasyonlarda tüm kavite kenarlarında 0,5-1 mm kadar 30-45 derece kadar bizotaj yapıyorsun. Eğer inle ise bu şekilde normal bizotaj yapıyorsun arkadaşım. Eğer onlay kavitesi ise biz buna ters bizotaj diyoruz. Yine 30-40 derecelik bir bizotaj yapıyorsun. Bu saçaklama ya da etek olarak gelebilir. Saçak dediği şey şuradaki metal arkadaşlar. Buna saçak ya da etek denebiliyor. Daha önce buradan da soru gelmişti. Bu da önemli. Peki metal döküm için başka bir istisna var mı? Var. Sadece metal döküm restorasyonları için, eğer bütün sınırları kök yüzeyindeyse bir restorasyon yapacağımız yer, sadece metal döküme 30-40 derecelik bizotaj yapıyorsun. Diğer bütün kompozit, cam, seramik, amalgam dahil hiçbirinde kök yüzeyinde kesinlikle bizotaj yapmıyorsun arkadaşım. Tekrar ediyorum. Metal döküm restorasyonları hariç hiçbir restorasyon tipinde kök yüzeyinde bizotaj yapılmaz. Bence bu açıdan metal döküm restorasyonları çok güzel soru olur. Çünkü istisnadır. Şimdi diğerini anlatmadan önce biz neden bizotaj yapıyoruz, neden yapmıyoruz? Bir de mine kenarlarını inceleyelim arkadaşlar. En son söyleyeceğim kural çünkü bununla ilgili. Bir kere servikal bölgede bu şekilde bir kavite açıyoruz. Peki bu şekilde bir kavite açtığımız zaman eğer şurası dentin görüyorsunuz, burası mine.
Şu da arkadaşlar mine prizmaları görüyorsunuz uzun bir şekilde geliyor. Eğer senin bu şekilde tam uzunluk bir mine prizman varsa bu çok güzel bir şey. Çünkü bunun dentin desteği var. Buradaki minenin kırılıp kırılmayacağını, destekli olup olmadığını nereden bakıyoruz? Dentine bakıyoruz. Çünkü mine kendi başına dayanıklı bir şey değildir. Dentinle birlikte dayanıklı bir şeydir. O yüzden biz tam uzunluklu bir mine prizması varsa buna iyi deriz. Peki hocam bundan daha iyi bir şey mi var mı? Var. Burada primolar dişin ok güzel kavitesi açılmış. Şuraya yakın bölgeden bakıyoruz. Burada görüyorsunuz arkadaşlar dentin destekli tam uzunluklu bir mine prizması var. İşte hemen yanında eğer kendisinden daha kısa uzunlukta ve dentin destekli olması önemli. Mine prizmaları varsa bu durum arkadaşlar bundan daha iyi. Yani bir numara iki numaradan daha iyidir diyebiliriz. Fotoğraf çekin aklınızda kalsın. Peki istemediğimiz durum hangisi? 3 numaralı durum arkadaşlar. Burada görüyorsunuz şurada mine prizması var. Bunların dentin desteği var mı? Bakıyorsunuz kesinlikle dentin desteği yok. Yani burası çok çabuk bir şekilde kırılacaktır. O yüzden dentin desteksiz mine prizması istemiyoruz. Peki bunu niye anlattım arkadaşlar? En son olarak anlatacağım mini büzataj yapabileceğiniz ya da miniye bevel verebileceğiniz yer servikal üçlüdeki mini prizmaların farklı bir konfigürasyonu var bununla ilgili. Normalde mini prizmalar aşağı yukarı dış hatta doğru dik uzanırken servikal bölgeye yaklaşınca bu şekilde biraz daha apikale doğru yönleniyor görürsünüz arkadaşlar. Apikale doğru gidiyor. İşte bundan kaynaklı burada farklı bir durum olacak. Şimdi anlatmış olacağım bu bizotaj ya da bevel işlemi bütün restorasyon tipleri için geçerli. Eğer servikal üçlüde bir basamağın varsa bu bölgede mini prizmalar biliyorsun ki apikale yönleniyor ve desteksiz mini kalmasın diye sen burayı 15-20 derece bizotaj yapman gerekiyor. Böylece dentin destekli 90 derecelik bir mini kenara elde edebilsin. Peki metal dökümde nasıl? Metal dökümde hiç değişen bir şey yok. Onlar da bütün kavite sınırlarında kök dahil 30-40 derecelik bir bizotaj yapman lazım. Bu metal döküm kendine has zaten. Bu çıkıntı. Onu ayrı değerlendiriyorsun. Diğer restorasyon tipleri için söylüyorum ben bunu. Şimdi anlamadıysan tekrar anlatayım. Şimdi sınıf 2 bir burada kavitemiz var değil mi? Süper. Burada servikal üçlüde bir kavite sınırımız var. O zaman servikal üçlüye biraz daha yakından bakalım. Nasıl bir prizma izlemi var? Görüyorsunuz biraz daha apikale doğru gidiyor arkadaşlar. Normalde biraz daha dik olur diğer bölgede. Ancak burada biraz daha apikale doğru. Ana, burada ne görüyoruz? Desteksiz bir mine kenarı. Var mı burada dentin? Yok. O zaman bu sen buraya restorasyon yapınca o güzel kuvvetler sonucunda kırılabilecek bir restorasyon kenarı olmuş oluyor. O zaman sen buradaki dentin desteği olmayan yapıyı kaldırmak için 15-20 derecelik bir bevel verirsen ne oluyor? Tam kenarlıklı, tam uzunluklu bir mine prizması olmuş oluyor. Bu şekilde sen restorasyonu yaparsan minen çok daha dayanıklı olabileceği için kenar kırıkları olmamış olacaktır. Benim bizotaj ile anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.